Ha? Ayrılmayacağım. Efendim? Ayrılmayacağım onunla. Ayrılmayacağım. Yok. Ne yapacaksın? Kayınvalidenle oturmaya devam mı edeceksin? Evet. Ben bırakmam damatımı. Biz çünkü ben seviyordum. Bak kaynanan burada. Ben her türlü arkasındaydım. Ben her kendileri rağmen. evimin üstünü de vereyim. Allah razı olsun baktı bizi. E senin kızın başkasına gidiyor. Sen ne damadım bırakmam otururuz diyorsun. Ama arkadaşlar... Döne, sen... döner o. Hiç pişman olacak. Ben burada eminim hem de onlar tehdit üzerine tutmuyorsa ben burada eminim Emine Dün kızını öldürürük dediler bana. Babası da dedi, annesi de dedi. Tamam ben tabii ki sizin kızınıza kapınızı açmanızı çok doğru buluyorum. Öyle yapmalısınız her ne olursa olsun da. Yani damadınızdan ayrılmak istiyorsa e, ya sen niye ayrılmıyorsun çocuğum? He? Sevgilim abla. Böyle bir şarkı var ya pişman olur da bir gün dönersen bana geri. Gönül kapıma açıktır. Çalmadan gir içeri. Sizin bir sözünüz var abla bir kıvılcımla bir ateş mi şey diyordu? Evet onu ben kitap kitaptan şey Bir kıvılcımla tutuşan kalbimi bir cehennem ateşi olsa yaksa falan ama o kadar o kadarını Anladım. bilmiyorum ben bu şarkı sözü diye biliyorum. Artık bir daha yanmaz diye. E Abla tamam, benim onu tek işte artık onu istemiyorum demek ben. ama. He? Ben hiçbir şekilde ne anneme döneceğim. Annem gir beni bu duruma sürükledi. 70 milyonun önünde rezil oldum. Niye? Yerin dibine rezil olacak kimse şey yoktur kızım. Ben hiç kimseyi tercih etmiyorum. Ben herkesi arkamda bırakacağım. Ben Halil'e gitmek istiyorum. <laughs> Eğer beni de seviyorsa annem benim arkamda dursun. Bana saygı göstersin. Ama, ben saygı, saygı nasıl önce gösteririm Ben saygı nasıl gösteririm? Hadi söyle bakalım. Tamam anne Emran'la mutlu ol. Beni sil. Sen de alıp gideceğim. Gitmeyeceğim. Beni sil şimdi ben buradan çıkıyorum. Her şey burada kapansın abla. Gerçekten fotoğraflarımın da kalkmasını istiyorum. Ama ablacığım e, sen zaten resmi nikahla evlisin. Sen şimdi kına alışverişi yapacağım diye heyecanlanıyorsun da sizin orada yapacağınız... Ben onun hiçbir şekilde heyecanlanmıyorum. Hayır, 70 kınanın... rezil olduk. Rezil olma. Rezil olacak Onun bir şey yok. Bir şey yok. Ne? Ne? Şey yok. Sen rezillik yok. Duydum. Hepimizin evladı var. Rezil Hayır, olmuyorsun. Biz seni seviyoruz. Yapalım. Aynen. Senin yaşında evlatlarımız var. Biz üzüldüğümüz için konuşuyoruz. Keşke, Keşke annem beni doğurana kadar bir taş doğursaydı o daha şerefliydi. Bunda annenin su, sorun, ne, sorun suçu ne? Sen kadına simit alayım diye çık evden. Çıkarım. Seviyorum ben Halil'i seviyorum Bunu herkes bilsin Seviyorum vazgeçmeyeceğim ama Onun arkasındayım Sana bir şey değil mi? İrelde tamam, de Tamam ben ölürsem olursam. de Ölüme gelme Beni silah at anne tamam mı? Tamam atarım kızım Kendi kendine Peki bırak. şöyle bir şey yapalım mı? Bence sen bir annenle bir git Tamam mı? Sonra hani kayınvaliden falan çok iyiymiş ya Bir boşanma davası açarsın Halil de iyi de Ocağının altından niye götürdü seni? <laughs> Öyle şeyler söylemeyelim ee, Beklerler seni sen de boşanırsın Gelirler isterler Annenler de verirse evlenirsin Böyle olmaz ki kendi kendine Kına kendi kendine Hadi davul çalalım zurna çalalım düğün Neyin düğünü Ben düğün bile istemedim abla Sana yemin ederim Halil'e sorabilirsiniz Ben düğün bile istemedim bana düğün yapma dedim İstemiyorum ee, dedim. ama yapıyorsunuz Benim dedi ilk evliliğim dedi ama işte Sevdiğim ev... kadınla dedi Ama evlilik değil ya bu Kendi kendinize eğlenmek Şimdi buraya bir davul zurna getirelim, <laughs> hepimiz oynayalım, birinin <laughs> düğünü olsun. Evlilik yok ki. Bak adamın <laughs> şeyinde kapı gibi evlilik cüzdanı var cebinde. Mahkeme kararından sonra o da kalkar. E, tamam ama sen de bir daha yeni birini bulmak için mahkemeyi beklemen lazım ya kızım. Dört beş sene sürer. Sen de Çursun, ne dört beş sene be sen de? Ne öyle yapışık o sene, şeyler sene. gibi? Bak geldi gel, gide kızım. Gelmeyeceğim. Ne Ay, hali, eskiden böyle şeyleri kadınlar mi? söylerdi. E Çoluk çocuğunla nafaka için, evet, para de için, de ev için. Gelmeyeceğim. Senin derdin ne? Ha? Senin derdin ne? Bana söylesene. Sevmek de sadece. Sevmek. O, o seni sevmiyorum <laughs> demiş, gitmiş başkasına bir gün tutmam soyadında ya. Belki de böyle olduğunuz için kadınlar gidiyor başkasına. Bir de onu da bir düşünün. İnsanın da biraz bir kararı olmaz mı? Bir şöyle bir durmaz mı? Bir duruşu olmaz mı? Kadın gitmiş başkasına sen onu hala soyadında mı tutacaksın? Dün daha vermiştim mahkemeye. Dün dün. Mahkemeye vermek iki dilek, bir dilekçe. Boşanmak istiyorum. Bitti. Hala da diyorsun ki ben boşamam oturacağım bekleyeceğim kayınvalidemle. Bak vermişsin neyi bekliyorsun ben ki? Ben verdim mi abla ben bir şey vermedim. İşte vermen lazım de. Vermeyik vermeyim. Ben bir şey vermedim. Tamam, Vermem de işte, dedi. Versin Ben zaten ayrılmak istiyorum. Ya eve gide geve. Gelmeyeceğim. Baban da istiyor. Gelmeyeceğim. Herkes gidiyor getir dedi. Gelmeyeceğim. yengen de dedi. E i̇ki <laughs> gün sonra bırakırsa seni o adamdan olacak. Bak hele herkesten ben öğrendim Halil beş sene hapis yatmış. Biliyorum biliyorum. Ama İrel'de davran Hepsini ne yapacaksın? Halil'i biz birbirimizi seviyoruz. Halil de beni seviyor. Ben Halil, Halil her, herkes seviyor seni. Sevmeyen kişi yok ki. Değil mi? Aynen. Kocan da seviyor. Ben de seviyorum. Ben çıkmak istiyorum abla. Gerçekten mi gitmek istiyorsun? Evet. Ee, annem gelince dedin ona gidebilirim dedi. Bak hele, yol yakın kana gel gidek. <laughs> ben oradan ta bunun için geldim. Hadi kızım sen şimdi bir annenle git sonra Halil'le bir konuşursunuz bakarsınız duruma. Ben onun sen için şimdi bir geldim. anneni kırma git bir annenle. Sen seni, seni, seni seviyorsa bekler zaten. Bunlar. Ben Beni kimse onu. kandırmadı. Ben baskı altında da değilim. Hiç tamam baskı altında değilsin anladım ben de. Tamam. Diyorum ki Bilmiyorum bir anneni kırma gitme annenle. <laughs> Halil de bir durumuna baksın. Halil de bir ailesiyle otursun konuşsun. Onun da ailesi herhalde böyle bir durumu bilmiyordur. Yoksa bilseler isterler mi? Aradılar biliyorlar. Duydular televizyonda duydular biliyorlar. E, tamam Gel be... kızım dediler biz yine seni kabul ediyoruz <laughs> dediler. E peki ben buradan Halil'in ailesine sesleniyorum. Evli kadının siz nasıl oğlunuza düğün yapıyorsunuz ya? Kadın evli. Nasıl oğlunuza gelin diye alıyorum diye etrafa karşı da huzuruna çaldıracaksınız yani? <laughs> Arkadaşlar bir şey mi oldu hepinizde? Bir yediğimizden içtiğimizden falan mıdır yani? Hani bu korona çıkmadan önce böyle tamam virüs biliyorduk ama bak böyle olduğunu bilmiyorduk. Suyumuza mı bir şey katlar? Yemeğimize mi bir şey katlar? Lütfen bir herkes bir silkelensin kendine gelsin. Ram Bey'in dediği gibi son haftadır yani 3-4 tane üst üste geldi. Ne oluyoruz ben nereye gittiğimizi anlamıyorum böyle şey olur mu? Ben hiç öyle erkeklik gururu, kadınlık gururu falan ondan bahsetmiyorum. Hiç bizi ilgilendirmez. Herkesin kişiliği kendine e aittir. Ben için sadece aynı şeyi resmi yani resmi olarak bir belgeden bahsediyorum. Yani evli kadını alıp oğlunun yanına sokmak ne demek? Yani ben kadın ve erkek ayrımı yapmıyorum. Bir kadın ne kadar kendini düşünmek durumundaysa bir erkeğin de kendini o kadar düşünmesi lazım evet. demek istiyorum. Ayaklar altına almayın. Hem kadınlar için hem erkekler için diyorum. Yani gururunuzu, onurunuzu, kadınlık isminizi, erkeklik Gerçekten isminizi yani, ayaklar altına almayın lütfen. Her şeyin bir yolu yok. Senin annen baban mı, baba mı yani? yok? Senin gidecek yerin mi yok? Var. Ha? Var. Var var. Var tevzesi yani senin gibi annen baban kardeşin falan Baba, Ay sen Babası öldü Teyze öldürdü Ben senin krizi geçirdim Ve tam tersi Beni o kavgada Seni öldürürüz dediler Onların motoruna bindi geldi Ben yer, yerde sinir krizi geçiriyorum Ambulansı arıyorum ambulansı bile aramaya Erinen bir insan Ben kimi tuttum kimi sildim Kendini tuttun orayı sildin Aileni Niye askerde Arkamdan Neden? Bir sen için işte şey. Ama niye bir sen için aileni siliyorsun ki? Bak ne kadar çok sevdiğim için işte. O zaman yani böyle bir şey yoktu. Seviyorum dedim sen. Ailen neden istemedi bir seni? Ailesi sığdırmadı beni. Çünkü beni sevmediler. Çünkü kendisini de sevmiyorlar Ailem Abla. değil teyzem gibi ya. Annem babam olsaydı sahip çıkardı belki. Ben yok Baba Yok. Babası ölük, annesi de bunu hapiste. Bunu al git buradan diyorlar. Bizi ha, istemiyorlar. Yemek ya. bile yememizi istemiyorlar. Al git bunu buradan diyorlar. Ben evimi açtım yani. E tamam ama yani. siz de açmışsınız evini. Yaşıyor musunuz işte kızım. Ben de bak seni tercih ettim. He. Arkandan geldim. Ah tamam. bana Artık beni vurdu. tercih etme. Ben seni tercih etmiyorum. Bitti. Bitmedi. Bit. Evimize gittik. Tamam Halil'den de bitirdin. Bundan da eve gidelim. Hayır. Kimseye vermeyeceğim seni. Hadi gel. Sen anne engel üzme. yanına git. Ben de çekilir giderim. Hı hı. E tamam ben ayrılırım diyor işte Emirhan sen gitsene. Sen mi? annenle yani. babanın yanına git. Bu insanları böyle perişan etme. Ben çeker giderim. Ben de perişan. Hiç mi hakkı, hakkı yok? Beri... Seni 21 yıl boyunca bakıp hiç mi hakkı yok bu insanın? Var hakkı. Ben Nasıl şey sen demedim. bu hakkı karşılıyorsun böyle? Hakkını. Nasıl inkar etmiyorsun ya? Sen bir tamam, çırpıda insanları. Sensin. sensin diye bir şey yok. Nasıl? Doğru olan bu. Hı hı. Aynen. Her babanın zaman, hakkını nasıl ödeyeceksin? Her zaman Annenin sen hakkını haklısın. nasıl ödeyeceksin? Aynen. Ben yanlış bir şey konuşmayayım. Doğru. teyzesinin yaptığı da aynı. Bir sen dediği gibi de ama Emran kendini tercih etti. Tercihler var ortada. Ben, ben anlamıyorum sizi. Beni üç kişiyle dövdüler. Dövdüler. Niye? İki erkek bir teyzesi üstüme yürüdü beni dövdüler. Neymiş ben onun saçını başını yolmuşum, töbe yalan. Sorabilirsiniz. Ben Saçı yoktum. dağınıksa ki. Ben yoktum abla orada. Ben Üç kişinin içinde ben döveceğim, değil mi? İki erkeği, bir kadını. Ya size bir şey söyleyeyim mi? Ee, aslında o kadar üzülüyorum ki, o yüzden sana da hiçbir şey söyleyemiyorum. Bu çocuğa da hiçbir şey söyleyemiyorum. Çünkü o kadar küçüksünüz ki. Maalesef yaşınıza rağmen aldığınız sorumluluklar ölçünüyor. Annesi bile hapis... Ha, ne dedi? Te, deme, 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 deme. Demeyin şeydi. öyle kavgada işte, birbirinize söylediğini, de de, söylediğini söyleyeceğim. Dedi, deme, deme, ya, deme, de deme. Hiç çenen durmadığı için belki de sürekli bunları yaşıyorsun. Burada olmayan insanlarla ilgili konuşmayın. Cevap hakları yok. Senin ne işin var 21 yaşında dördüncü kocada? Okutmuyorsunuz çocuklarınızı? Okumak istemiyor. Okutacaksın abi. Okutacaksın. Ben yok ya dördüncü değil. Ben var ya yirminci koca. E, dördüncü değil, değil mi göre. işte? Halil'den beraber. Halil'de, Halil Halil tamam. 4 olmadı mı? Emirhan'a göre işte diyorum 20. 20 ben bir şey demedim. Devlete göre de 4. olacak kızım. Kimden alacağız referansı? Devlet görüyor. Devletten. E, kaç kere resmi nikahla evlendin sen bugüne kadar? Kaç Üç. kere evlendin? 3. Ha? Halil kaç İzlemiyorum. oluyor? İzlemiyorum. 3 artı 1 4. kaç oluyor? 3 artı 1. 4. E, nesi o zaman daha Halil'e göre, Halil'e göre? Emirhan'a göre? 3 artı 1 kaç ediyor? 4 ediyor. E, neye itiraz ediyorsun? Yazık günah değil mi annen kalktı koşa koşa geldi kadın çıktı yola sabah gelim de kızımı alayım diye gitmesin başka Gittiği yerlere diye. Ya yine söylüyorum. Bu. Halil meselesi değil. Halil dünyanın en iyi insanı da olabilir. Sen doğru kararlar vermiyorsun. En doğru kararlar ee, Şimdi Güneş var. Hanım aramış. bir sen yeğenimle 2018'de nikahsız birliktelik yaşadı. En fazla iki ay durdu kaçtı diye. Güneş yok hiç... yok. O arayan bayan şeydi oğlan hastaydı. Bu evlilik yapmadı. Orada durdu. Evet. <laughs> Geri getirdik. O, o bir hikaye durmadı istiyordum. yani. Bu, bu ya. kaçıncı oluyor o zaman? Üçüncü işte abla. 3 nikah olmadı o zaman. İşte nikah oldu. İkinci bu. İkinci oydu. İlk telefona bağlanan ikinci buydu. Üçüncü de bu abla. Hayır ikinciydi dün bağlanan. Işte. Demin bağlanan ikinciydi. He, ikinci. Tamam işte bir şey var. yani. O zaman üçüncü, güneş üçüncü oluyor. De, hatta Güneşin... şeye bakabilirsiniz. Yani sicilimi çıkarttırabilirsiniz. Hayır artık diyor ki... Böyle. Hayatım sen git istediğinle beraber ol da yanlış kararlar veriyorsun yanlış annen o yüzden kızıyor diyor ki yanlış kararlar veriyorsun gidiyorsun iki ay sonra geri dönüyorsun diyor. Yapma kızım diyor söylesene. diyorum Söyledim. kendine yapma deyin yapma böyle kızım eve gidelim. Kararın yanlış. Yolun geri dönüşü yok. Vardır. Dönmeyeceğim. Vardır. Dönmeyeceğim son kararım. belki de vardır. Orada. Lütfen Bak sen kendiler ya. öldürür deyin korkuyum ben Hayır. onu da tam biliyorum eminim de Öldürsünler öldürsünler Halil'in yoluna canım feda artık tamam oh. İki günde Of. Ama i̇ki günün içinde böyle oldun değil mi Halil kandırdı Beni kimse kandırmadı abla ben çıkmak istiyorum gerçekten Çık ablacığım Yaptığın iş var ben, ya Hiç hiçbir sen bu filmi daha evvelde yaşadım diyorum ya evet. böyle freni patlamış kamyonla uçuruma doğru gidiyorlar ama yapacak bir şey yok. Yazlık olsun vallahi kendine. Aynı Evlat deyim bakmışım. Tekrar, tekrar göreceğiz. Maalesef. Çocuklarınız lütfen ya bu ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.